Alo. Mahvettin lan her şeyi, Allah'ın cezası. Her şeyi berbat ettin. Kerim ne oldu? Hayatımı alt üst ettiniz. Toparlanmaya çalışıyordum. Yeniden kendime gelmeye çalışıyordum, bırakmadınız. Karşıma çıkmayın dedim, çıktınız. Bela mısınız lan siz benim başıma? Ne istiyorsunuz benden? Kerim bir saniye, bir sakinleş, ne oldu? Elin kör oldu, Allah'ın cezası. Sana karşıma çıkma dedim. Fatma Gül bizi görmüş. Hayatımda toparlamaya çalıştığım ne varsa hepsi alt üst oldu. Tam inanmak üzereydi bana. Senin yüzünden. Sizin yüzünüzden yine her şey tam tersine döndü. Onunla beraber ben de iyileşmeye çalışıyordum. Tam bir yol çizmek üzereydik. Yani... Fatma Gül'e bir kez daha kötülük ettin. Ben sana yardımcı olmak istedim. Ne yardımı? Ne yardımı? Ben kimseden yardım falan istemiyorum. Sizin yüzünüzden bir kez daha kaybettim. Ama bu kez yağma yok. Bana bak. Bir daha benim karşıma çıkma. Eğer bir daha benim karşıma çıkarsan bu kez başka bir Kerim görürsün. Duydun mu beni? Duydun mu? Duydum. Yaşatmam hiçbirinizi. Bunu git o yaşaran alçaklarına da söyle. Hesaplarını ona göre yapsınlar. Zaten benim bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı Vural. Hiçbir şeyim kalmadı. Yatıyor musun? Evet, geç oldu. Sen otur, ben ışıktan rahatsız olmam. Yok, ben odamda bekleyeyim, sen de rahat rahat uzanırsın. Meryem abla. Ben seni herkesten ayrı tutuyorum. Bütün bu durumlardan da. O yüzden söylediklerimi senin üstüne alınma, ne olur. Senin yerin bende çok farklı. Benim için çok önemlisin. Biliyorum. Ta en başından beri sen hep benim tarafımda oldun. Benim için ne kadar üzüldüğünü biliyorum. Hayatımı yoluna koymam için ne kadar çabaladığını. Ama sanki bu gece biraz kırıldın. Yok. Ama ne yapayım? Hakim olamadım kendime. Başka türlü davranmak elimden gelmedi. Fatma Gül, elbette biliyorum çok büyük kabahat var ama... Yani Kerim'i dinlemeyi deneseydim belki de bu kadar büyümezdi bu olay. Ne olur artık onu dinlemek istemiyorum. Yeteri kadar darbe aldım. Bir daha hayal kırıklığına uğramak istemiyorum. Anlıyorum. İyi geceler. Sana da.
Aa, geldi. Ne işi var onun burada? Ne işi var? Senin ne işin var burada? Rezil herif! Defol git buradan! Ne yüzle geliyorsun buraya? Defol git buradan! Fena yaparım seni! Defol git! Çek git buradan! Özür dilerim. Defol diyorum sana! Affet beni. Ben bununla yaşayamıyorum. Allah cezanı versin! Senin Allah cezanı versin! Defol git! Git polis çağırın! O gece sarhoştum. Kendimde değildim. Ne olduğunu hatırlamıyorum bile. Kes sesini! Ben o geceden beri her gece ölüyorum! Yemin ederim Allah! Yapma! Yemin ederim Allah! Bırak mukaddes! Mukaddes bırak! İstediğini söyleyebilirsin. Ama o gece Kerim sana bir şey yapmadı. Fatma Gül, inan bana. O gece Kerim sana zarar vermedi. Rahmi! Rahmi! Öldürürüm ben seni! Gitme! Adamı katledeceğim! Hız düşmanı, hayvan! Kerim sana dokunmadı. Kerim'e ve sana çok kötülük yaptık ama inan cezasız kalmadı. Ya git artık, rahat bırak kardeşimi. Fatma Gül, çok acı çekiyorum ben, bittim ben. Hav oldum. Affet beni, affet. Annemi git, annemi git. Öldürürüm ben seni. Defol, ya bırak ben. Defol git. Otur. Rami gel buraya. Rezil olduk helayeni. Bak bir daha gelsin ne yapıyorum ben ona. Bak ne yapıyorum. Adama bak ya. Bir de kapımıza kadar gelmiş. Ahlaksız adam. Ahlaksız. Fatma Gül. Anne ne oluyor? Yat sen yat hadi. Yat. Tamam. Kovaladım gitti bak gitti. Çıldırdı bunlara. Niye geldi bu buraya? Anlamadım ki ben. Anlamayacak bir şey yok. O göndermiş size. Kim? Yapılacak şey bu. Bu nasıl bir adam bu? Kerim mi yolladı diyorsun? Yok artık. Niye durup durup bu gece geldi o zaman? O aramış işte. Git böyle böyle söylememiş. Olur mu? Kerim sizi karşı karşıya getirir mi hiç? Bir de beni aptal yerine koyuyor. Kendi masumiyetine inandırmak için bunu yap diye iyice küçüldü gözümde. İyice yok oldu, iyice hiç oldu. Ya ben neredeyim, o nerede? İnsan bu kadar mecnun olabilir mi? Sadece kendini düşünebilir mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.